radıyallahu an anlatıyor. Şam fethedildi. Ömer bin Hattab o bölgeyi ziyarete gitti. Önüne hayatında yemediği ve görmediği yiyecekler kondu. Şu yiyeceklere baktı. Biz dedi bunları yerken sadece arpa ekmeğini yiyip geceyi aç geçiren Müslüman kardeşlerimiz ne yapıyorlar? Bu sözleri Halid İbnül Velid duydu. Dedi ki onlar için cennet vardır. Onlar için cennet vardır. Ömer bin Hattab sert gözüken ama yumuşak bir kalbin sahibi adam ağlamaya başladı. Bize bu da onlara cennet varsa aramızda çok büyük bir fark varmıştır. Subhanallah. Bize şu yiyecekler, onlara ise cennet ise aramızda çok büyük bir fark varmış dedi. Ve elini o yana uzatmadı aziz dostlar. Paylamaya başladılar Ömer bin Hattab'ı. Tabirlerinde ise nasihat ediyorlardı ama azarlıyorlardı bir tarafta. Ey müminlerin emiri, güzel yemekler yesen de hakkı ayakta tutmak için güçlü olsan. Hoş bir söz değil mi? Güzel yemekler yesen, yemeğin en kalitelisini yesen, kuvvet bulsan, kudretin artsa hakkı ayakta tut. Ömer bin Hattab bu sözün sahiplerine yöneldi, dedi ki ben iki arkadaşımı öyle bir yol üzerinde bıraktım ki eğer onların yolunu terk edecek olursam, onların yolundan ayrılacak olursam onların ulaştığı menzile ulaşmam imkansızdır. Subhanallah. Onların ulaştığı menzile, onların ulaştığı mevkiye ulaşmak artık bir hayaldir. Şimdi size soruyorum aziz dostlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az önceki sözleri Ömer bin Hattab'a mı, yoksa önüme konan yemeğin içerisinde et olmazsa bu yemeği yapan kadına kadın demem, bu yemeğe de yemek demem sözlerin sahibi Müslümanlara mı sesleniyordu? Acaba gaybın anahtarını, perdesini elinde bulunduran Allah Azza ve Celle gaybın perdesini aramadı. Suriye'de, Arakan'da, Afganistan'da, Irak'ta, Afrika'nın her metrekaresinde açlıktan, susuzluktan ölen ümmetini gördü. Ve ümmetinin büyük çoğunluğu da dört çeşit yemek olmadan iftar sofrasına oturman deyişlerini işitti de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri onlar için mi söyledi?